Herkese merhaba. Fotoğraf makinesi almaya karar verdiniz ve ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Size bir sürü tavsiye geliyor. İnternette sordunuz, soruşturdunuz. Şu markayı alın, şu modeli alın, X makineyi alın, pişman olmazsınız gibi tavsiyeler geliyor. Elbette tavsiyeleri doğrudur ama onlar kendileri için doğru olan tavsiyedir. Onlar için en uygun makine, model sizin için uygun olmayabilir. O yüzden kendi kriterlerini kendinizin belirlemeniz gerekir. O yüzden makine almadan, makine seçmeden önce kendinize ihtiyaçlarınızı belirleyeceğiniz bir liste yapmanız yararlı olacaktır. Öncelikle fotoğraf makinesini, kamerayı ne için kullanacaksınız? Fotoğraf mı çekeceksiniz yoksa daha çok video ağırlıklı mı? Eğer önceliğiniz video çekmekse tabii ki de video özellikleri daha üstün olan modelleri tercih etmeniz daha yararınız olacaktır. Nedir modeller? Mesela 4K çekmesi, 1080p'de 60 ya da 120 fps çekebiliyor olması ki ağır çekim ya da hızlandırılmış çekim yapabilirsiniz. Eğer vlog çekiyorsanız döner ekranın olması kendinizi görebilmek için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yine aynı şekilde mikrofon girişinin olması ve kulaklık girişinin olması video çekiminde çok yararlı olacaktır. Eğer amacınız videoysa bu tür özellikleri yüksek olan bir kamera model tercih etmeniz yararlı olacaktır. Ama amacınız fotoğraf çekmekse o zaman video özelliklerinden kısıp biraz daha fotoğrafa ağırlıklı modellere bakmanız gerekebilir. Bu durumda da ne tür fotoğraflar çekmek istediğiniz devreye girer. Sokak fotoğrafçılığı mı, günlük ve seyahat fotoğrafçılığı mı, portre mi, manzara mı, spor mu, vahşi yaşam fotoğrafçılığı mı gibi değişik değişik kategoriler mevcut. Eğer sokak fotoğrafçılığı, günlük fotoğrafçılığı ya da seyahat fotoğrafçılığı yapmak istiyorsanız makinenizin olabildiğince küçük, kompakt ve hafif olması yararınız olacaktır. Çünkü bütün gün ağır bir makineyi yanınıza taşımak istemezsiniz. Hatta bazen evden çıkarken yanınıza almak bile istemezsiniz. Of bugün almayayım bile diyebilirsiniz. Bunu engellemek için olabildiğince küçük, hafif modelleri tercih etmeniz yararınız olacaktır. Eğer öte yandan amacınız portre çekmekse full frame bir makine tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü full frame makinelerin APS-C'ye göre düşük ışık performansları biraz daha iyidir ve alan derinliği açısından daha tatmin edicidir. Peki amacınız manzara çekmekse sensörü daha büyük megapikselli kameralar, modeller tercih etmeniz yararınız olacaktır. Eğer spor fotoğrafçılığı ya da vahşi doğa fotoğrafçılığı yapmaya niyetiniz varsa tabii ki de otofokus hızı çok hızlı olan ve seri çekim yapabilen, saniyede 20 fps gibi çekim yapabilen modeller tercih etmeniz yararınız olacaktır. Dediğim gibi kriter çok, çeşit çok. O yüzden mutlaka ama mutlaka ön hazırlığınızı yapın. Dikkat edeceğiniz diğer bir özellik gövde içi titreşim engelleyici özelliğinin olup olmayacağı. Genelde gece çekim yapacaksanız ya da düşük ışık ortamında çekim yapacaksanız gövde içi titreşim engelleyicinin olması bir avantajdır. Bu titreşim engelleyici el hareketinden kaynaklanan hareketi engellemek içindir, dengelemek içindir. Tabii ki titreşim engelleyicili lensler mevcut olmakla birlikte olmayan lensler de var. Eğer gövde içine titreşim engelleyici olursa herhangi bir lensinizi sorunsuz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi düşük ışıkta gece fotoğraf çekmek sizin için daha öncelikli ise bu özelliğin olması yararınız olacaktır. Yalnızca video için değil fotoğraf için de hareketli ekran iyi olabilir. Değişik açılardan fotoğraf çekmek için tepeden, üstten ya da daha alçak açılardan fotoğraf çekmenizi sağlayabilir. Sizin yere uzanmanıza gerek kalmadan, üstünüzü pisletmeden. Bakabilirsiniz hareketli ekranı olan, döner ekranı olan modelleri tercih edebilirsiniz sabit ekran olan modeller yerine. Daha çok dışarıda, açık havada, yağmurda, karda gibi çekim yapacaksanız hem makinenizin hem de lensinizin hava şartlarına dayanıklı olması yararlı olacaktır. Böylece makinenin içine ve lensin içine toz, pislik ya da nem girmesini engellersiniz ve ekipmanınızı uzun süre kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir özellik tabii ki lens çeşitliliği. Sonuçta bunlar değişebilir lensli makineler ve her durum için ayrı bir lens kullanılıyor. O yüzden makinenin, modelin ne kadar çok lens çeşitliliği varsa duruma uygun lensi kullanmanız açısından tercih etmenizde yarar var. Lensleri kısıtlı olan makineleri tercih etmemeniz yararınız olacaktır. Bir süre sonra sizi kısıtlayabilir çünkü doğru lensin elinizde olmaması. Alacağınız makinenin lens çeşitliliği en önemli kriterlerden bir tanesi. Prime lens mi tercih edeceksiniz, zoom lens mi tercih edeceksiniz? Buna da iyice karar vermeniz gerekir. Zoom lenslerin avantajı tabii ki de zoom yapabilme kabiliyeti. Prime lenslerin avantajı daha keskin olmaları ve düşük ışıkta daha iyi performans göstermeleri. Tabii ki ilk etapta makineyi aldığınızda bir zoom lensle birlikte vereceklerdir. Standart bir kit lensle birlikte vereceklerdir.
kullandıkça neye ihtiyacınız olduğuna göre değiştirebilirsiniz. Ama ona geçmeden önce de makinenin satın almadan önce lens çeşitliliği konusunda mutlaka araştırma yapın. Almak istediğiniz lens, daha sonra almak istediğiniz lens o makinenin yoksa bu durumda sıkıntıya düşebilirsiniz. Zoom lenslerde sabit diyaframlı lensler ve değişik diyaframlı lensler olmak üzere değişiyor. Sabit diyaframlı olanlar odak uzaklığının hangi odak uzaklığında kullanırsanız kullanın sabit diyafram değerini kullanabiliyorsunuz. Fakat değişir diyaframa sahip zoom lenslerde kullandığınız odak uzaklığına göre diyafram değişiyor. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Makinenin boyutları ve ağırlığı bir diğer özellik. Az önce de bahsetmiştim. Bütün gün yanınıza taşıyacaksanız küçük hafif olması çantanızda koyup taşıyabilmeniz açısından yararlı. Ama diyelim ki elleriniz büyük olan insanlar vardır ve küçük makineler ellerini bir eğreti durur. Daha ağır ve sağlam olmasını isteyebilirler tutma konusunda. Belli bir ağırlık talep edebilirler. Bu durumda makinenin ağırlıkları ve boyutlarına mutlaka dikkat edin. Yanınıza taşımayacağınız makineyi almayın. Ağırlık çok önemli. Tabii ki bütün bu özellikleri saydınız, listeyi yaptınız, buna ihtiyacım var dediniz. Geldik en önemli kritere, tabii ki de bütçe. Sonuçta bütçeniz dahilinde bir alım yapacaksınız. O yüzden bu saydığımız özellikleri bir önem sırasına koyun ve bütçeniz dahilinde bir model bakın. Derim çünkü bazılarından kısıtlı bütçeyle bazı özelliklerden feragat etmeniz gerekebilir. Dediğim gibi makine almadan önce bu araştırmayı mutlaka yapın. Çünkü pahalı bir ekipman alıyorsunuz. Aldıktan sonra pişman olmak kötü sonuçlar doğuracaktır. O yüzden mutlaka ön araştırmanızı yapın. Etraftan tavsiyeyi mutlaka alın ama tavsiyeyi sizin ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığı ölçüsünde değerlendirin. Ve sonradan pişman olmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.